Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere 1.5 güncellemesi hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Çünkü arkadaşlar normalde bugün 1.5 güncellemesinin gelmiş olması lazımdı ve gelmedi. Bunun detaylarını birazdan sizlere söyleyeceğim. Yalnız videoya başlama önce arkadaşlar bu tarz videoların devamı için aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle şu etkinlik kısmında sağ tarafa çevirdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi 1.5 ignition yazıyor arkadaşlar. Hemen buna girelim. Bunu bir önceki videomuzda yani önceki videolarımızda sizlere göstermiştim ne olduğunu. Görmüş olduğunuz üzere 168 milyon kullanıcı bu 1.5 güncellemesi için ön kayıt yaptırmış durumda. Şöyle sol üstten etkinlik kurallarına bastığım zaman size burada göstermişim. Demiştim ki kayıt olduğunuz takdirde bu kıyafeti, kıyafet bu arada baya güzel ve saçı bedava kalıcı bir şekilde 1.5 güncellemesinde alabileceksiniz dedim. Ve... Bu normalde 6 Temmuz yazıyordu. Bakın şu an ikinci ödül süresi 9 Temmuz'da diyor. Yani 9 Temmuz'da bize güncellemenin geleceğini söylüyor arkadaşlar. Bu, bu arada dün 8 Temmuz'du. Bugün 9 Temmuz olmuş. Yani bunun günüyle habire değiştiriyorlar. Nereyle ilgili olduğunu tam bilmiyorum ama... Arkadaşlar tahminimce şuradan aşağı indiğimiz zaman burada bakın 50 milyon oyuncu ön kayıt yaptırdığında işte yeni bir yıl sınırlarını aşıyor yeni bir şey veriyor. 100 milyon kullanıcı ön kayıt yaptırdığında işte RP'de daha fazla avantaj veriyor. 150 milyonda Tesla işbirliği var arkadaşlar. 150 milyona da ulaştı görmüş olduğunuz gibi 168 milyon şu an. 200 milyonun olmasını bekliyor olabilirler arkadaşlar. 200 milyonda da farklı bir avantaj bizlere sunacaktır diye umut ediyorum arkadaşlar. Ama 200 milyon olabileceğini ben sanmıyorum açıkçası. 168 milyonda şu an yani çok zor sanmıyorum 200 milyona kadar ulaşmaz diye düşünüyorum. Bu arada videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Atlatmayın, bunları kaçırmayın. Haberiniz olsun. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. 1.5 güncellemesinin ertelenmesi hakkında arkadaşlar bizlere PUBG Mobile demişti ki 1.5 güncellemesinde Vikendi geri dönecek demişti ve hala Vikendi üzerinde çalışma yapıyor olabilirler. Çünkü beta sürümünde Vikendi gözükmüyormuş halen. Yani 1.5 güncellemesi için hem bu 168 milyonun belki 200 milyon olmasını hani bekliyor olabilirler veya dediğim gibi Vikendi gelecek demişlerdi. Onun için de uğraşıyor olabilirler. Hani bir kendinin henüz eksikleri falan vardır. Onun için uğraşıyordurlar. Onun için güncelleme 9 Temmuz'a ertelenmiş olabilir. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de göstereceğim. Hemen şuradan çıkıyorum. Şurada bir tane de update invasion var görmüş olduğunuz gibi şu an. Tıklıyoruz buna. Açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada da sürüm güncelleme tarihi olarak 0807 yazıyor. Yani 8 Temmuz yazıyor burada da. Benim tahminimce arkadaşlar bu 8 Temmuz'da gelecek diye düşünüyorum. 1.5 güncellemesi ama az önceki yerde de 9 Temmuz yazıyordu ve bu sürekli değişiyor arkadaşlar. Yani bunu her gün baktığınızda değişik olarak görebilirsiniz. Mesela bugün bu 8 Temmuz yarın bakın belki başka bir şey olmuştur veya yarın bu öbürüne girin. Mesela şu 1.5 Ignition buna girin. Burada 9 Temmuz yazıyor şurada hemen göstereyim. Bu da yarın baktığınızda belki başka tarih olmuş olabilir. Bununla sürekli değiştiriyorlar. Oynuyama yapıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 1.5 güncellemesi hakkında size detaylı elimden geldiği kadar bildiğim kadar öğrendiğim kadarıyla sizlerle paylaştım arkadaşlar. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.